Elhamdülillahirrahmanirrahim. İtikad konusundaki sorulara devam ediyoruz. Maza yecbe ala men lem yeblu rütbetel iştihad. İştihad derecesine ulaşmayan kişiler için ne şey lazımdır? Yani müştehit seviyesinde olmayanların yapması lazım gelen şey nedir? Cevap. Yecibu ala küllü müminin, her mümin üzerine vaciptir, lazımdır. Müttebin li şeriatil Muhammediyeti, tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına tabi olan, söz dinleyen, ittiba eden her mümin için lazımdır. Ne lazımdır? En yâtegıde mâ câibihi sarihul Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetten gelen hükümlerin açık ifadelerine, açık ifadelerinde ne gelmişse onların olduğu gibi kabulüne itikad etmesi lazım. Ve yatemi de fi zalike, bu hususta güvenmesi lazım, yaslanması lazım. Kavlel ulema'il alam el meşhurin indel khas vel am. Husus umum, bütün müminler arasında meşhur olan, dinde önder olan alimlerin sözüne dayanması lazım. Yani kitabın ve sünnetin sarih olarak haber verdiği hususlarda kime dayanacak? Meşhur ulemaya, ulemanın sözüne. Kim bunlar mesela? Kel eymmetil erbaati, Eş-Şafii ve Malik ve Ebi Hanife ve Ahmed ibn Hanbel ve garihim minel eymmeti. Bu imamlar ve bunların talebeleri olan diğer müştehitlerin sözlerine dayanması lazımdır. Ve men kallede ahaden minhum fil amel. Kim bunlardan birini amelde, muamelatta taklit ederse, bima fehimuhu min kitabillah ve sünneti resulihi. Bu zatların kitap, Allah'ın kitabından ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden anlayıp çıkardıkları şekilde onların sözünü kim, hangi mümin taklit ederse, fehüve nacilindallah izzariket taklit. O kişi bu taklit hususunda Allah'ın dinde kurtulmuştur. Yani Cenab-ı Hak o kişiden, o avamdan bu büyük ulemaya tabi olmak sebebiyle sorumluluğu kaldırıyor. Hasizira enne Allah-u Teala Mevlazları kad ezinelil müştehidine en yeştehidu, müştehidlere Cenab-ı Hak iştihat etmesi hususuna izin vermiştir. Velil mukallidine en yukallidu, mukallidlere de avama da onları taklit etme hususuna da izin vermiştir. Estağfirullah. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Zikir ehli bilenlerdir ya. Yani. Bilen kişilere sorun. İşi bilenlere sorun ya. Yani. Buna göre feteayyene ala gayril müştehid, müştehid olmayanlar üzerine muayyenleşti, belirdi. Ne taklidu ahadim minel eymmetil müştehidin. Müştehid imamlardan birini taklit etmek. Demek ki müştehid değilsen, müştehidlerden birini taklit etmen gerekiyor. Fe inne zalike huve sebilül müminin, zira bu işte müminlerin yoludur. Ve yeturuke davel iştihad, ve iştihad davasını da terk etmesi gerekir. Çünkü müştehid imamlar zuhur etmiş, gerekli tetkikleri yapmışlar. Peşinden gelenlerin iştihad edeceğin davasını bırakması ve asil ahkâmi mine kitab-ı sünnet, kitaptan sünnetten ben hükümleri alacağım iddiasını terk etmesi lazım. Bidûn hacetin ilâ taklidi havlâle eymme. Şu imamlara, şu müştehid imamlara tabi olmaksızın, onları taklit etmeye ihtiyaç duymaksızın ben direkt alacağım diyor. Bu gibi davayı iddiayı bırak. Bu sökmez. Niçin? Zira min zemeni sahabeti, zira ashab-ı kiram zamanında ve tabi'in döneminde kat tekarrarul ahkam, hükümler yerleşti, din yerleşti, ve kavaidil İslam, İslam'ın kaideleri tam oldu, ve temme ahzuhu minel kitab ve sünnet, kitaptan sünnetten kaidelerin alınması, tesis edilmesi, sabitleştirilmesi bitti. Ve duvvinet ala zalike, bu kaideler üzere, bu ahkamın temelleri, usulleri üzere kitaplar, kütübül usul vel furu, usul ve furu kitapları tedvin edildi, yazıldı, düzenlendi. Ve lem yebka, artık kalmadı, limen badehum, bunlardan sonra gelenler için. Ve lem yebka, artık kalmadı, limen badehum, bunlardan sonra gelenler için, illa rucu'u ila tilkel ahkam, ancak bu hükümlere dönmek, müracaat etmek ve taklidi haulay ulema'l alam el meşhurin, şu meşhur olan yüce alimlerin yolunu, sözünü taklit etmekten başka bir şey kalmadı. Ya. Hem de onlar bi ilmihim ledel khas vel am. Onlar meşhurdur. Bi ilmihim, ilimleri meşhurdur. Ledel khas vel am. Husus umum, herkes katında ilmiyle,
takvasıyla önder olan imamlarımız rahmetullahi ecmaîn, selef-i salihindir zaten onlar. Onların yolu sabitlendiği, yazıldığı bütün mezheplerin kitapları kitaptan, sünnetten, ashab-ı kiramın kavlinden anladıkları şekilde yazdılar, çizdiler, sabitlediler. Bundan sonra artık kimsenin yeni bir şeyi iştihad etmesine gerek kalmadı. Zaten o kabiliyette insanlarda bulunmadı artık, kalmadı. Belli bir zaman sonra iştihad edecek kabiliyette insanlar kalmadı. Yani evvelki müştehidlerin derecesinde iştihad edecek kimse kalmadı. Ne kaldı? Tahric ashabı, yani hükümleri çıkarıp ayıklama, ya kuvvetlisi budur, zayıfı budur veya bugün fetva bu olabilir diyecek kabiliyette kimseler kaldı. Daha sonra gelince bu zamanda artık zaten böyle insanlar da kalmadı. Ancak cahiller deniyor. Yani müştehid olmayan, fıkıh dirayeti yeterli olmayan, tek başına yani halkın ihtiyacını iştihadıyla, gayretiyle, ilmiyle doyuramayacak insanlar oldu artık. Ancak bugünkü alimler, hocalar bir araya gelip de mezheplerinde, kendi mezheplerindeki hükümleri ayıklayıp bugünlük olaylara bu fetva uygundur diyebilecek duruma gelebiliyorsalar, o zaman nedir? İnsanların ihtiyaçlarını da görürler. Değilse evvelki kitaplar, oralarda olan hükümler, ahkam bellidir. Biz kendimizi dine uyduracağımıza, yani kendimizi dine uydurmamız lazım geliyor. Dini kendimize uyduracağımıza, kendimizi dine uyduralım. Yani kitapta, mezhepte olmayan bir hükmü illa oldurmaya çalışmayalım. Kendimizi, işlerimizi ona uydurmaya çalışalım. Böylece İslam daim olur. Değilse bozulur, çözülür, reform olur, değişiklik olur, yenilik olur, icat olur, bidat olur. O yüzden evvelki dinler böyle bozulmuş. İslam dini inşallah kıyamet günü bakidir. Asıllarına sabit olan kurallarına sadık kalırsak. İhtiyaç olan hususlarda ihtiyaç kadar zaten zaruret fetvası vardır. İhtiyaç kadar ona müsaade edilir. Ama ahkam, kat'i hükümler değişmez. Namazın durumu, farzları, şekli değişmez. O yüzden orucun da aynı şekildedir, ibadetlerin aynıdır, iman meselesi zaten aynıdır. Yeni çıkan şeyleri bazı fetvalara tabi kılarak cevap verilebilir. Ama kalkıp da burada fetva yoktur, biz böyle yeni bir içtihat yapacağız, yeni bir hüküm vereceğiz, bu zamanda bu artık yetmiyor deyip de insanların keyfine göre dini hükümleri değiştirmek asla caiz değildir. İnsanlar dine dönsün. İnsanlar dine uydu, kendini uydursun. İnsanlar her şey yapmaya serbest değil ki. Bu serbestlik nereden çıktı? Dini o zaman ne olur? Kendi kafana göre değiştirsin. Sonuçta bir geri dön bak, dinle hiçbir alakan kalmaz. İşte evvelki müştehitler bu olayları böyle yazıp çizmişler. Dolayısıyla mezhepler sabit olmuş. Bunun dışına çıkmak artık akılsızlıktır, cahilliktir yani veya kasıttır. O yüzden kardeşler, herkes kendi mezhebinde kalarak meselelerin çözümünü araştırsın. Onları sağlam bildiği, güvendiği ahiret dertlisine hocalara sorarak, müzakere ederek inşallah fıkıh ihtiyaçlarını gidersin. Mezheplerin yolundan ayrılmayalım inşallah.